Motopiksel TV'den herkese merhaba. Yanımda uzun zamandır beklenilen Honda'nın orta segmentteki bütün motosiklet algısını yerle eksan edeceğini düşündüğümüz yeni Transalp var. Neden böyle söylüyorum bunu şimdi açıklayacağım ama şimdi yeni Transalp'i ilk geldiğimizde test ettiğimizde benim tabii ilk olarak baktığım noktası tasarımıydı. Çünkü fotoğraflardan, videolardan, bu zamana kadar yapılmış olan video lansmanlarından tasarımını çok böyle hani yeni çağdaş bir tasarım olarak görmemiştim, ne yalan söyleyeyim. Ama yakından gördüğümde daha iyi göründüğünü net olarak söyleyebilirim. Fotoğraflardan, videolardan daha iyi görünüyor. Bu tasarımın böyle yapmalarının sebeplerini açıkladılar Türkiye'deki lansman sırasında. Dediler ki Transalp ruhuna, Transalp geçmişine uygun olsun diye böyle bir tasarım yaptık dediler. Aynı zamanda Afrika TV'nin de alt segmentine hitap eden bir yerde oturtturmaya çalıştıkları için bu motosikletin sınıfını. Dolayısıyla Afrika TV'nlik de var aslında. Yani Afrika TV'nin Transalp'i böyle mixlemişler. Ortaya yeni Transalp'in bu tasarımı çıkmış. Aynı zamanda da Red Dot ödülleri var. Almanya'da meşhurdur tasarım ödülleri. 2023 yılında hem Hornet'in hem de Transalp'in bu tasarımı Red Dot ödüllerini almış. Fakat kişisel fikrimi burada özellikle söylemek isterim. Yanlış anlaşılmasın ama ben tasarımı net olarak çok çağdaş, çok yeni çizgiler, çok yeni hatlar olarak görmedim. Hiç yabancılık çekmediğim, sanki yıllardır var olan bir motosikletin tasarımı gibi geldi bana. Özellikle ön farı hem Hornet'te kullanılan, hem CB500X'de kullanılan, hem de bu motosiklet üzerine yerleştirilmiş bir ön far. Diğer özellikleri de birçok motosikletle birbirine benzer. Ben aslında hep şunu anlatırım ya, Japonlar bir motosiklet üretirken mutlaka bir temele dayandırır, bir yerden gelmedir. Bu yeni Transalp'te aynen öyle bir temeli var. Afrika Twin'lik var, Transalp'lik var. Bunun haricinde Honda'nın o genel çizgileri var. Yani bir temele oturtulmuş, o nedenle böyle bir tasarımla piyasaya sürülmüş. Şimdi bu kadar çok tasarıma değindim. Neden? Çünkü bu zamana kadar bize gelen yorumlarda da genellikle tasarımının beğenilmemesi yönünde yorumlar vardı ama tekrar söyleyeyim, yanına geldiğinizde abi o kadar kötü bir tasarım değil, güzel, gayet güzel bir tasarım dedirtiyor. Tasarımla başladım. Şimdi gelelim size bu motorun özelliklerini anlatmaya. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Honda Transalp'in Türkiye lansmanındayız. Honda'nın bu eğitim alanındayız. Bu Türkiye lansmanında aşağı yukarı bir 20-30 tane motosiklet var Transalp'in. Tebrik ediyorum Honda Türkiye'yi. 30 tane motosikleti aynı anda testi açtıkları için tebrik etmek lazım gerçekten de. Fakat 30 tane motosikletle grup sürüşü sırasında tam böyle dinamiklerini zorlayamayacağımız için tabii ki son şeylerini, özelliklerini size anlatamayacağım ama en azından sürüş hislerine hakim olacağım. Bir süre sonra da tek başınıza sürebilirsiniz dediler. O zaman da test edeceğim. Ben şimdi siyah rengini test aldım. Burada beyaz rengi de var. Ben bu siyahı daha çok sevdim. Bir de gümüş rengi var. Onu göremedim burada. Kolaçan kardeşim, Derhan kardeşim, bütün Türkiye'nin bütün YouTuber'ları burada şu anda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bismillah diyelim, şöyle bir üzerine oturalım. İlk defa oturuyorum bu arada. Denge merkezini kontrol ediyorum. Evet. Ağırlık merkezi yukarıda diyebilirim. Şimdi ilk hislerden bahsedeceğim. İlk izlenimlerden bahsedeceğim. Çünkü detaylı olarak test edemedim. Son hızını, vites aralıklarını, devir aralıklarını falan net olarak test edemedim. Çünkü Honda Türkiye'nin basın lansmanında ancak test etme şansım oldu. Ama hakkında da bir fikrim oluştu. Özellikle üzerine ilk oturduğumda dedim ki şöyle bir hani bakayım. Honda'nın klasik bildiğimiz o ağırlık merkezi yukarıda olan motosikletleri gibi mi? Yoksa merkezi değiştirmişler mi diye düşündüm. Şöyle aldım. Evirip çevirirken dedim ki ha evet, ağırlık merkezi yukarıda. Arazi uyumlu, toprağa da girebilen, hani adventure'ı toprak tarafıyla da verebilen bir motor olduğu için ağırlık merkezi yukarıda bir motor. Bu ne demek? Şehir içerisinde kullanırken, yolda kullanırken, viraj atarken kıvrak hareket edebilen bir motosiklet demek. Fakat evinizin kapısına park ettiğinizde bir yerden bir yere iterken, çekerken falan hani bu motosikletin merkezi yukarıda olduğu için biraz orada dengesizliğe sebep oluyor. İlk hissettiğim şey buydu. Daha sonra yola çıktık, çalıştırdım. Çalıştırdığımda motor bloğunun özelliklerini birazdan anlatacağım. Honda'nın son yıllarda bence en iyi atılımı olarak düşündüğüm bir motor bloğunun hissiyatı var. Birazdan geleceğim oraya. Onun haricinde de sele gayet güzel, gayet yumuşak ve yanlış hatırlamıyorsam 85 cm sele yüksekliği ama yolda giderken bana şunu söyletti net olarak. Yani bu motosiklet 85 cm sele yüksekliğine sahip. Hani Big Enduro dediğimiz veya hani Adventure motor gibi bir yüksekliği yok. Ya da şöyle tarif edeyim daha net olsun. Afrika Twin gibi değil. Sanki böyle içine gömülünen daha böyle alçak pozisyonda 81-82 cm'lik seri yüksekliği bulunan bir motor gibi hissettirdi bana. Şu yan taraflarına baktığınızda böyle ileriye doğru epey bir incelmiş. İnceldiği için de dolayısıyla bu 85 cm buraya doğru böyle 82'ye 81'e kadar giriyor.
Dolayısıyla bence bu anlamda başarılı. Çünkü bu motosikleti böyle üst düzey kullanıcılar, üst düzey adventure kullanıcıları tercih etmeyecek. Daha önce scooter kullanmış, daha önce vitesli motosiklet tecrübesi yaşamış ama biraz daha bu işi yukarı taşımak isteyen kişilere hitap ettiği için, yani orta segment bir yerde konumlandığı için bence onlara uygun bu aerodinami diye düşünüyorum. Evet, rahat, konforlu bir motosiklet. Şehir içerisinde bu rahat kullanılır. Yola da gidilir, araziye de girilir ama hani dar viraj yapanlar mesela bu motoru sevmez. Dar virajı çünkü çok esnek süspansiyonlar. Yani böyle salınır. Arka böyle bırakmaya meyil eder. Korkutur, ya da öyle söyleyeyim. O yüzden bir viraj makinesi diyemeyiz. Zaten 21 inçlik bir lastik kullanan bir motosiklette de hani viraj, kısa viraj, dar viraj yapmak da çok da böyle mantıklı bir iş değil. Ama geniş virajlarda, yolda ihtiyacınız olan o kıvraklığı, o hakimiyeti size sağlar gibi görünüyor. Tabii önemli noktası bence burada kullandığı motor bloğu. Daha önce Hornet'i kullandım, test ettim ve beni açıkçası şaşırttı. Çünkü Honda'nın bu zamana kadar test ettiğim birçok motosikletinde şu özellik vardı. Alt devirleri boş, yavaş yavaş güçlenir. Bazı modellerde 5000, bazılarında 6000, bazılarında 7000'den sonra kuvvetlenir. Dolayısıyla bu aslında hitap ettiği kitleye de uygun bir motor bloğuydu. Honda'nın böyle alt devirleri deli torklu, deli dolu olan motor blokları çok çok azdır. Hornet üzerine test ettiğimde aa dedim, Honda dışına çıkmış bu sistemin dedim. Ve bu motor üzerinde de aynı motor bloğu kullanıldığı için dolayısıyla alt devirleri dolu. Yani 2000 ile 4000 devir arası bayağı dolu, bayağı güçlü. Elinizin altında gaz var. 4000 ile 6000 devir arası daha da güçlü. 8000'de de böyle pik noktaya, tepe noktaya varıyor. Yani çok güçlü bir motor bloğu kullanmışlar ama motorun teknik özelliklerine baktım. 4 sübaplı fakat tek egzantrik kullanıyor. Soçlar, doçlar var ya. Honda'nın bir karakteristik kimliği oldu bence artık bu motor bloğu. Bu sistem, bu teknoloji. Çünkü Soç motora denge meliğiyle 4 sübap ekliyorlar ve o Honda'nın özel bir karaktere kavuşmasını sağlıyor. Onu nasıl anlıyorsunuz? Yoldaki sürüş hissiyle anlıyorsunuz ama bir taraftan da sesiyle anlıyorsunuz. Bakın. Bak, çok tok bir ses geliyor. Yani hep bahsederim. Japonların Avrupalılar gibi böyle karakteristik kimliği yoktur. Birbirine benzer motorlar yaparlar diye. Afrika TV'nde, NTB 100'de yine bu motorda kullanılan bu motor bloğunda artık bu ruh sanki Honda'nın ruhu oldu. Bu sesi ben uzaktan bir yerden duyduğumda evet, Honda'nın bir motoru geliyor dedirtir bana. Dolayısıyla bunu başarmışlar. Kimlikli bir motor yaratmışlar. Özel bir motor yaratmışlar diye düşünüyorum. Bu motor bloğunda hani özel teknolojiler de kullanmışlar. Hani özellikle bu hava emme portları için geliştirmiş oldukları Vortex mi bir şey diyorlar adına. Bir teknolojileri var. Daha fazla hava emebiliyor. O torkluluğu bence biraz da oradan sağlıyor. Bir de bu yeni motorda, bu 750'lik yeni motorda silindirlerin çalışmış olduğu o silindir yuvalarının içinde özel kaplamalar falan kullanıyor. Yani aslında Avrupalılarda görmüş olduğunuz birçok özelliği bu motora eklemişler. Dolayısıyla özel bir ruh gibi görünüyor. Ve motorun üzerine bindiğinizde kullanırken abi klasik Honda diyemiyorsunuz. Bu biraz daha farklı, biraz daha güzel bir blok dedirtiyor. Şimdi gelelim en merak edilen soruya. DCDC olacak mı? Çünkü Honda 750cc sınıfta en çok satmasının, en çok talep edilmesinin sebebi hem DCT rahatlığını kullanmak isteyen hem de hani acemilerin de korkusuzca tercih ettiği modeller üretir. Bu motosikletin kullandığı motor bloğu yeni olduğu için henüz daha DCT teknolojisine uygun değilmiş. Öyle açıkladılar. Ama ben onu şöyle düşünüyorum. Aslında açıkladıkları gibi değil de bu motosikletin Afrika TV'nin önünü kesmemesi için DCT eklemediklerini düşünüyorum. Şahsen kişisel olarak fikrim. Çünkü böyle bir motor varken, birazdan fiyatını falan da anlatacağım. Böyle bir motor varken yani Afrika Twin L1 almak mesela mantıklı değil. Neden gidip de 450, 500, 550 bin liraya daha büyük, daha ağır, daha hantal, daha az şehir içerisinde kullanabileceğim bir motor alayım ki bu varken diye düşündürür insana. Bir de buna DCT ekletirseniz abi zaten bunda DCT var. Şehirde de kullan, yola da git, araziye de gir, her türlü şartta kullanırsın. Fiyatı da uygun. Üzülmezsin, acımazsın diye düşündürüyor insana. O yüzden bence DCT'yi o yüzden eklemediler diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda göreceğiz bakalım DCT eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Hani ince uzun bir motosiklet, Afrika Twin gibi. Afrika Twin'in böyle daha küçüğü gibi ki zaten öyle. Amaç o zaten. O orta segmente bir alternatif yaratalım istemişler. Böyle ince uzun bir motosiklet. Gidon çok böyle geniş gelmedi bana. Hani arazi motoru özelliği sunan bir motosiklette daha geniş bir gidon beklerdim. Biraz gidon sanki küçük gibi geldi. Gösterge panelinin konumu güzel. İçerisindeki veriler güzel. Yakıt tüketimini merak eden vardır. Normalde teknik verilerinde 100 kilometrede 4.2 litre veriyor. Diyorsunuz ki aa güzel, başarılı diyorsunuz ama
Aynı Afrika Twin'de olduğu gibi, aynı Honda'nın birçok modelinde olduğu gibi ben şuradaki 30-40 kilometrelik testim boyunca biraz böyle gazladım, devirlerini falan kontrol etmeye çalıştım. 6.2'leri gördüm ortalamada. Yani her Honda motosiklette olduğu gibi normal kullanırsan, adam gibi kullanırsan az yakan bir motor. Ama tempolu, performanslı kullandığınızda bence 7 litreye kadar çıkar bu motosikletin yakıt tüketimi. Belki 7'yi de geçer diye düşünüyorum. Yakıtı da böyle. Şimdi gelelim teknolojisine. Bayağı teknoloji eklemişler üzerine. LED farlar var, LED stoplar var, acil durum fren sinyal sistemleri var, traction kontrol kademeleri, sürüş modları, gösterge paneli falan var. Onu şöyle gösterelim. Apple CarPlay yok üzerinde ama şöyle menüye giriyorsunuz. Girdiğinizde, Türkçe var bu arada, ekran tipi diyor mesela. Ekran tipine geleyim. Şöyle 4 şekliyle değiştirebiliyorsunuz ekranı. Bu güzel. Bu oyuncaklar sevilir biliyorsunuz. Ben en çok hangisi hoşuma gitti? En çok şu hoşuma gitti abi. Bunda dursun. 4 tane ekran tipi var. Bunun haricinde Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz ve yeni bir teknoloji koyduklarından bahsediyorlar. Sesli komut alabilen, yani interkomunuzu da bağladığınızda sesli komutla çalışabilen bir teknolojisi var dediler ama deneme şansım olmadı. Çünkü bağlanamadım. Uygulamayı indirmeme rağmen. Onu hani daha fazla detaylı inceleme yaparsak gösteririm. Böyle bir özelliği var. Sürüş modu var 4 tane. Bir tanesini de size bırakmışlar. O engine brake, işte motorun gücünü, traction kontrolü kademelerini, ABS'yi açıp kapamayı kapatılabiliyor. Traction de açılıp kapatılabiliyor. Bunları kontrol etsinler diye bir de user modu var. Yani aslında tanıdık, aşina olduğumuz bir gösterge paneli ama güzel böyle teknolojiler eklemişler. Yani oyuncakları yok değil, var. O anlamda güzel. Öne baktığınızda şu kısa camı gördüğünüzde diyorsunuz ki abi kısacık cam koymuşlar diyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tarz motosikletlere böyle çok uzun cam koyulmaz zaten. Eğer arazi genleri olan bir motor üretiyorsanız kısa cam koyacaksınız. Burada küçük kademeler var. Yani şunu aşağıya çekebiliyorsunuz. O belli. Ayarlayabiliyorsunuz. Ama en yukarıda gelmiş. Bu camın bence işlevsel olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bayağı bir 100-120'lere falan çıktım. Rüzgarı kesiyor, saptırıyor. Yani o görevi yerine getiriyor. Yola çıkarken de ben buna tur camı takmam. Şuraya belki bir deflektör takarım. Öyle yolculukta yapılabilir. Ama tabii yanlardan gelen rüzgar omuzlarınıza geliyor. İşte E'cik korumalar, E'cik kısıtma, karter muhafaza yok. İşte koruma demiri hadi ekstra, çanta demiriyle birlikte geliyor. Yani birçok aksesuarı eksik. Standart baz olarak böyle geliyor. Bu baz fiyatı Haziran 2023 itibariyle 418.000 TL olarak açıklandı. Tabii doldurmak istediğinizde büyük ihtimalle 480.000 liralara kadar çıkarabilirsiniz bütün aksesuarları koyduğunuzda. Şimdi doğal olarak tabii hepimize pahalı geliyor. Bunu hani bir şeyde ucuz fiyatı falan demeyeceğim ama genel olarak şöyle piyasaya baktığınızda bu fiyata sanki fiyat performans ürünü olmuş gibi düşünüyorum. Yamaha Tenere 700'le kıyaslayanlar oldu. Tenere'nin daha ucuz olduğunu söyleyenler oldu. O kara borsa işine girmeden, liste fiyatı üzerinden değerlendiriyorum bakın. Şimdi Tenere'de yolculuk özelliği yok sevgili arkadaşlar. Evet Tenere arazide bundan kesinlikle daha kabiliyetli bir motor. Ama Tenere ile yola çıkamazsınız. Yolculukta hani sevmezsiniz motoru. Bu motosikletin farkı ve fiyatının yukarıda olması size yolculuk özelliği sunuyor. Araziye girdiğinizde de yani çok böyle hardcore olmayan hafif arazide de gidebilme, sürebilme özelliği sunuyor. Çünkü 200 mm süspansiyon aralıkları var. Dolayısıyla orada Tenere'den ayrılıyor. Bence fiyatı makul ama inşallah dileyim hani bu fiyattan bulunabilir piyasada. 418'e satın alanlar inşallah 550'ye yarın sahibinden koma koymazlar diye diliyorum ama sordum burada soru olarak da stok sorunu olacak mı diye. Biz adetlerimizi belirledik, planladık. Büyük olmayacağını istiyoruz ama olabilir de diyorlar. Emin değiller yani. Japonya'ya bağlı durum. Dolayısıyla fiyatı böyle. Şimdi genel olarak ben motosikleti beğendim. Bu fiyata alınır abi. Araziye de vurursun, yola da gidersin, şehirde de kullanırsın. Ama sınıfı bazında beğendim. Bakın hani bu motosikleti üst segment bir sınıfla kıyaslarsanız beğenmezsiniz. Ama kendi hitap ettiği sınıfa baktığınızda bence beğenilecek özelliklere sahip bir motosiklet bu. Fakat beğenmediğim yönleri de oldu. Onlardan bir tanesi Ömer gösterebilirsen. Tabii ki fiyatı düşürmek için Apple CarPlay koymamışlar içerisine. Bu bir ekstra fiyattır. Tabii ki anahtarsız çalıştırma koymamışlar. Ekstra fiyattır. Bunları anlayışla karşılarım ama şuralarda böyle hafif böyle kalitesizlik izi gördüm. Mesela şuraya bir tane silikon kapak koysalardı güzel olurdu. Şurada çakmak gözü var bakın ama burası kapak. Çakmak yok burada. Şuradaki şu boşluklar falan burnun arkasında kabloların görünmesi. Yani total olarak böyle çok yer bulabilirim. Kuyrukta, peklerde bulabilirim ama Japonların hani özelliğidir. Fiyat bazlı motosiklet üretme özelliği vardır. Hani bir fiyat belirlerler, konumlarlar.
çok yukarı çıktı mı onu aşağı çekmeye çalışırlar. Çünkü hedef kitlelerini belirlerler baştan. Dolayısıyla bu motosiklette de o izler görülebiliyor bazı noktalarında. Bunları beğenmedim. Daha böyle kalitesi güzel bir motosiklet olsaydı daha çok hoşuma giderdi ama bunu ben kişisel olarak beğenmedim. Yani herkes bunu beğenmeyecek diye bir şart yok. Bu bir. İki, tamamen boş geliyor olması. Hani E'cik korumalar bari standart gelseydi, karter muhafaza bari standart gelseydi. Bunlar beni hani üzdü ama çanta demirine standart gelmesi güzel bir şey. En azından bir demire para vermeyeceksiniz. Üzerinize çantasını koyup yolculuğa çıkabilirsiniz. Cam mesela beğenmedim diyecektim başta ama yolculuk sırasında test ettiğimde aa güzelmiş cam, işlevsel dedirtti bana. Bunun dışında bir de lastikleri hani Honda'nın hep öyledir. Üretim yerine göre değişiyor galiba. Bunun üzerinde Dunlop'un bir lastiği var. Beyaz renklerin üzerinde şey vardı. Messeler'in Karo Street böyle güzel bir lastiği vardı. Yani seriye göre mi, renge göre mi değişiyor bilmiyorum. Hani Dunlop'lar güzel değil abi. Niye? Geç ısınan lastikler Dunlop'lar ağırlıklı olarak. Karo Street olsa hepsinde daha hoşuma giderdi. Dunlop'lu olan versiyonlarını beğenmedim. Onu özellikle belirteyim. Bir de buna şeyi ekleyeyim. Lastikler tubeless değil, tube type, iç lastikli. Bu aslında hani aslında büyük bir sorundu da artık değil. Formulax basıyorsunuz artık o patlamaz hale geliyor. Bizim bölümlerimiz arasında da var, izleyebilirsiniz. Yani şambiyerli lastikler kullanıyor. Alternatif olarak tubeless lastiğe çeviremiyorsunuz. Bu beğenilmeyecek bir yön olarak eklemiş olayım bunu. Bir de süspansiyon ayarları yok. Yani hem önde hem arkada yok. Yani bir ayar koymuşlar size neyse onu kullanın diyor. Ben isterdim ki yani arkada en azından bir çevirme kolu koysunlar. Şehirde belki biraz daha sertleştirmek, viraj atmak isterim belki. Veya araziye girdiğimde daha yumuşak bir süspansiyon isterim belki diye düşündürdü bana. Süspansiyonlarında herhangi bir ayar yok. Bunlar beğenmediğim özellikleriydi. Honda'nın Türkiye lansmanında test ettiğim kadarıyla sizlere anlattım. İlk izlenimlerimden bahsettim. Daha fazla detay yok maalesef şu anda bende. İleride daha detaylı test edebilirsek, hani son hızı, vites aralıkları, arazideki geri dönüşleri, topraktaki, virajdaki geri dönüşü bunları net olarak hakim olduğumda daha uzun uzun anlatırım diye diliyorum. Ama şöyle toparlayayım anladığım kadarıyla. Bu motosiklet hitap ettiği sınıf olan orta sınıfa ne vaat ediyor? Al beni şehirde kullan. Al benimle istersen eşini al, sevgilini al veya tek başına seyahat et diyor. O özellikleri barındırıyor. Bunun yanında araziye kampa gitmek istediğinde ben girerim diyor. 200 mm çalışma aralığım var diyor. Onu karşılarım diyor. Dolayısıyla arazi özellikleri de barındırıyor. Bunların yanında da hani kullanım sırasında sürücünün ihtiyacı olacak özellikleri de sana veriyorum. Sürüş modları, Bluetooth bağlantısı, işte güvenlik, traction kontrolleri falan. Dolayısıyla bence bu fiyata başarılı bir motor olmuş. Hani en başında dedim ya ortalığı hani yerle yeksan edecekti aslında iddialı bir cümle kullandım ya. Eğer stok sorunu olmazsa bu motosiklet sevilir ve çok talep görür gibi geliyor bana. Çünkü bu fiyata alıyorsunuz her türlü ihtiyaçlarınızı da karşılayan bir motora sahip oluyorsunuz. Bu fiyata fiyat performans yönlü güzel bir motor olmuş Transalp. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk kez VTV'nden sonra paralel motor kullanan yeni Transalp 750 benim gözümden, benim bakış açımdan böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Beğenmediyseniz dislike'a basın. Sonra abone olursanız da sevinirim. Görüşürüz.